hastaneye girdiğimizden beri başımıza gelmeyen kalmadı be kardeşim. Yatırdığımız parayı daha yeni çıkardık. Sence Şevko öldükten sonra kumarhanelerini kim aldı? Hı. Kim kumarhane açmasına izin verdiyse onlar. Ben de senin bu gizemli konuşmanı hastayım. Nasıl konuşmayayım Can Polat? Uçak savar işini kim yaptı? Mallar nereye gitti? Şevko'yu kim öldürdü? Seyfo'yu kim kaçırmaya kalktı? Avukat kızın kardeşi nerede? Al sana gizem. He. Bir gizem de benden. Deve Tuncay'ın burada ne işi var? At izi it izine karıştı Can Polat. Bakalım deve izi bizi nereye götürecek? Kazanan 20 sürümdür. Pis tırnaklarınla tabii kazanamam. Tuncay'a boş geldin, haberimiz olmadı. Ya canımı sıktı senin bu kurup yerin. Kızım Tuncay abi ne rakam söylüyorsa olur. Topun nereye düştüğünün ne önemi var? Peki efendim. Masa kapandı. Toplayın. Müşterilere tamam, jeton verin, kolla oynasın. Ha. Beyefendi siz kota alsak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Polat kardeş. Ya bir şey duydum. Doğru mu? Seyfo'yu vurmuşlar. Doğru ama bir şey yok. İyileşecek. İyi. Seyfo'yu seve. Biz de sizi ziyaret edecektik. Hayırdır? Hem bir bardak çayını içelim dedik. Hem de yakın bir dostumuzun başında bir bela var. O konuyla ilgili görüşelim dedik. Konu neymiş? Abi senin Erdal, bizim bir avukat arkadaş olmaz işler yapmış. Erdal. Hı hı. Avukatın kardeşini alıkoymuş, tehdit ediyormuş. Kafayı mı yemiş bu oğlan? Kafayı yemiş. Savcılıktan arıyorlar. Müşahede altına almak için. Allah Allah. Bir yanlışlık olmasın? Erdal'la yıllardır iş yaparım. Özelini bilmem ama temiz çocuk diyebilirim. Bir yanlışlık yok abi. Ben ifadesini aldırtacaktım ama seni de haberdar etmek istedim. Ben bir konuşayım. Bir yanlış yapmışsa ellerimle teslim ederim sana. Eyvallah abi. Dünyanın çivisi çıkmış Çakır. Düzen çok bozuldu. Eşini, dostunu, akrabanı dışarı çıkarmak istemezsin. Kim kimi vuruyor, kim kimin arkasından iş çeviriyor. Kimin eli kimin pis cebinde belli değil. Biz tedbirimizi aldık abi. Elimiz cebimizde dolaşıyoruz. En iyisi. Ulan eskiden de vurulurdu da. Öyle bilmem kaçıncı kattan atma. Kim vuruya gitmek. Yoktu böyle şeyler. Gerçi Şevko da hak etmiş. Gazetelere haber salmış. Yok şunu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim. Şevko çok konuşan bir adam olmasa arkasından konuşmam ya. Yaşadı bir bela. Öldü bir bela. Bu Şevko ile kalırsa iyi Tuncay abi. Sırada kim var belli değil. Senin bir dahlin yoktur inşallah. Hı. Benim alnım açık, sırtım pek Tuncay abi. Yaptığım iş belli, dostum belli, düşmanım belli. Net adamı severim. Allah aramıza husumet sokmasın Çakır'ım. Bana müsaade. Müsaade senin abi. Erdal işini kafanıza takmayın. Ben halledeceğim. Eyvallah. Sıyrık deyip geçme Polat'ım. İltihabı var, mikrobu var. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Abi kapıya kadar geçireyim ben seni. Boş ver protokolü Çakır'ım. O buzdolaplarının içinden bir daha geçme. Yalnız oradan geçerken böcek gör. Bir ilaçlatmak lazım. Tamam. Hayır böcek küçük, mide bulandırır. Hadi eyvallah. Adamına deli diyoruz da kendisi zır değil. Aklını temizlikle mikropla bozmuş be kardeşim. Seyfo dayı kaçırtmaya kalkışan Tuncay. Ne alaka Can Polat? Ne iş olur Tuncay'ın Seyfo'yla? Kolumdaki sıyrığı hastanedekiler dışında bir de vuranlar biliyordu. Vay vay. Al sana bir gizem daha.